Bunlar hep geçen skandallar fakat daha ilginci Arnavutluk'ta yaşandı. Arnavut polisleri yaptıkları bir baskınla Fatih Özer'i yakaladı. Şimdi Arnavutluk ve Balkanları bilen bilir. Yeterince para verirseniz devlet sizi orada bulmaz. Yani burada Türkiye'den gelen bir yönlendirme var. Ve bu yönlendirme bana öyle geliyor ki sanki 3 harfli bir kurum tarafından yapılıyor. Tabi bunların hiçbiri Süleyman Soylu'nun işine gelmez. Bunu açıklamasından da göreceksiniz şimdi. Komik bir açıklama. Diyor ki, İade süreçleri biraz sürer. Orada mahkemeye çıkmak zorundalar. Deport edilebilir. Oradaki mahkeme çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına, ilk mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlı dedi. Yani sanki istemeye istemeye aradıkları, kırmızı bültenle aradıkları suçluyu teslim alacaklar. Çok enteresan. Ne enteresan değil mi? Levent Göktaş mevzusunda olsun, işte bu TODEX mevzusunda olsun. Herkesin işleri kesat gidiyor. Bütün bu bahsettiğimiz taht oyunlarındaki bütün kurumların, bütün yapıların, bütün kliklerin işleri kesat gitmeye başladı. Bir kişiye yarıyor sadece bütün bu oyuncular. Görünen o ki taht oyunlarında bir tane kazanan var şimdiye kadar ama önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum ki eskiden hani ayda bir yayınlıyorduk ya bu bölümleri. Tahmin ediyorum ki artık ayda bir falan kurtarmayacak. Galiba biz herhalde 3-4 günde bir bu konuları konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü Peker vitesi arttırdı. O zaman ne yapıyoruz, ne diyoruz? Sizle sözleşiyoruz değil mi? Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Gülşen'in donunu konuşun. Bir de Zehra Hanım'ın başörtüsü fotoğraflarını yayınlamayın. Terbiyesizlik bu. Aman ha bak. Aman. En son bölümde sizi bu sözlerle uğurlamış ve Arnavutluk'taki operasyonları konuşmuştuk. Beklediğimiz gibi yine Balkanlar ve Arnavutluk gündemde. Fakat bu noktaya varırken biraz arkasına bakalım, nasıl geldik buraya değil mi? Serhat Peker Dubai'de video çekemiyor, tweetleri de kısıtlı şekilde atıyor. Buna rağmen kendisi SPK çetesini ifşa etmiş ve büyük bir yolsuzluk olayını anlatmıştı. Seçime yakın cehennemin kapıları aralanıyor demiştik ya, işte durum gerçekten oraya doğru gidiyor. Peker elindeki kozlardan birini oynadı. Kendi deyimine göre bu hiçbir şeydi. Fakat bu hiçbir şey bile iki tane cumhurbaşkanı danışmanının kellelerini koparmaya yetti. Şimdi asıl mevzulardan ne çıkar siz düşünün. Muhalefette ilk defa bir şeyler yapmaya başlamış gibiydi. Buna cevap olarak da Peker'in evine el konuldu. Hatırlıyorsunuz durumu. En son burada kaldık. Şimdi Serhat Peker sıkışık. Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkması mümkün değil. İşte Araplar da bu durumu bildiği için baskı yapabiliyor. Önce dediler ki paylaşım yapmayacaksın. Bunun üzerine Peker paylaşımları başka hesaplar üzerinden yapmaya başladı. İşte Deli Çavuş, Uzun Çavuş gibi. Sonra buna da baskı yapmaya başladılar. Türkiye Körfez ülkeleriyle arasını düzeltmeye başladı biliyorsunuz. Mesela Suudi Arabistan'da yaşananlara bakınca bunu çok daha net görüyorsunuz. Örneğin Kaşıkçı davası. Hatırladınız mı Kaşıkçı'yı? İstanbul'da görülüyordu bu dava. Fakat ne karar verildi? Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan makamlarının devrine karar verildi. Sonrasında Suudi Arabistan'daki Riyad Ceza Mahkemesi dosya üzerinde inceleme yürüttü. Ve büyük sürpriz ne çıktı? Başsavcılığın yazısında 10 sanıkla ilgili delil bulamadıkları için haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini açıkladı. Daha da ilginci Süleyman Soylu cephesinde yaşandı. Biliyorsunuz İçişleri'nde bir personel planlama ve atama var. Süleyman Soylu da buraya sürekli etki etmeye çalışıyor ve tabii ki de ediyor da. İşte bakanlığın ikinci ismi personelden sorumlu muhterem İnce Süleyman Soylu'nun atamalarına karşı duruyordu. Kısa süre önce bu görevinden ayrıldı ve Sayıştay üyesi yapıldı. Muhterem İnce'ye o kadar baskı yapıyordu ki Soylu ve ekipleri, kendisi böyle bir yol izledi artık kurtulmak için. İşte önü bu şekilde açılınca Süleyman Soylu koşa koşa saraya gitti. Yanına da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İnce'nin ayrılmasıyla personel ve mülki idareden sorumlu eski AKP milletvekili Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı'yı götürdü. Pozlar verildi, mesajlar yollandı. Soylu istiyordu ki İnce'nin boşalan koltuğuna ya Aktaş ya da Çetin'i koyalım. Şimdi biliyorsunuz daha evvel bölümlerde bunu konuşmuştuk. Berat Albayrak'ın yapısını kırmak için İstanbul Emniyetini ele geçirmek istiyordu Süleyman Soylu. Orada çünkü bir Zafer Aktaş oturuyordu. Soylu bu yüzden o gece görüşmede Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı İstanbul'da müdür yapıp Zafer Aktaş'ı da pasife almak istiyordu. Fakat Erdoğan bunu bu ziyarette yine blokladı. İddia o ki Servet Yılmaz hakkında bazı bilgilere vakıf olduğu için Erdoğan bunu veto etmiş. Bunun haricinde kararnamedeki tüm değişikliklerde Süleyman Soylu MHP'nin dediği ve istediğini yapıyor. Fakat bu kadar da değil. Başka bir enteresan mevzu da göç mevzusu. Biliyorsunuz başta Ümit Özdağ'ın uyguladığı presle sığınmacılar mevzusu Süleyman Soylu'yu bayağı bir terletmeye başladı. Önce bir TV kanalında öfke patlaması yaşadı. Daha sonra da çaktırmadan önlemler almaya başladı. Bu göç idaresinde çalışan başkan yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız vardı. Süleyman Soylu bu arkadaşla anlaşamıyordu. Örneğin muz olayını hatırladınız mı? Suriyeliler muz yemeyen vatandaşla dalga geçiyorlardı. Bu sosyal medyada gündem olunca bu kişilerin tutuklandığı ve sınır dışı edileceği haberleri paylaşıldı. Bu tabii Soylu'nun ortamı sakinleştirme stratejisiydi. Bunun üzerine CHP ve HDP vekilleri mecliste Yıldız'a soruyorlardı.
sorular sorunca işte nasıl bunu sınır dışı edersiniz, bu bir suç değil ki. O da kimseyi sınır dışı etmedik diye itirafta bulundu. Bu gibi olaylarla gündem olan Mehmet Sinan Yıldız'ı Süleyman Soylu bu şekilde kazığa çekti, yani pasife aldı onu da. Soylu'nun bir diğer derdi de Peker'i bir şekilde böyle bir suça, bir örgüte dahil edip yargılamak. Geçen yayın size bu Sedat Peker suç örgütü yargılanmasından bahsetmiştim. İşte tutuklu kimse kalmadı, dava boşa çıkıyor diye. İlginç olan şu ki bir tane bataklık dosyası var. Takip edenler bilirler. Şimdi bu iddianamede Çetin Gören'in Sedat Peker'in adını kullanarak iş yapmaya çalıştığı, örgüt içerisinde böyle bir misyon üstlendiği belirleniyor. Şimdi tüm bu soruşturma esnasında Peker daha Türkiye'de. Yani gitmemiş, tüm bu mevzular yaşanmamış, videolar yapılmamış, adam daha Türkiye'de. İşte bu dönemde İbrahim Hakkı, Seydioğulları ve bu bahsettiğimiz Servet Yılmaz İçişleri Bakanı Soylu ile bir araya geliyorlar. Bu ikisi Süleyman Soylu'ya diyor ki Sedat Peker bu dosyaya dahil edelim, ipini de bu şekilde çekelim. Soylu biraz düşünüyor ve buna izin vermiyor ve Peker'i dosyaya dahil ettirmiyor. Şimdi tabii sonradan yaşananlardan sonra tüm Türkiye biliyor neler yaşandı diye fikri değişiyor. Bu sefer Süleyman Soylu ve ekibi tam tersine harıl harıl Sedat Peker'i bu bataklık dosyasına sokabilmenin yollarını aramaya başladı. Hatta bunu sağlamak için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne özel bir atamasıyla Mustafa Emre Başbuğ getirildi. Buradan işte Peker'i bu işe dahil etmenin yolu bulunacaktı. Fakat işler öyle gitmedi. Peker'i dahil edecek kanıt ve veri bulunamadı. Fakat bu bataklık dosyasında başka enteresan mevzular da var. Şimdi bataklık dosyası sanıklarından biri Nevzat Kaya. Bu Nevzat Kaya'nın Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu ile çok ama çok yakın bir bağı var. Hatta gazeteci Tolga Şardan şöyle diyor. Bu konuda da yeni bilgilere ulaştım. İddialara göre Engin Levent Soylu, Kaya'ya ait Yeniköy Motors firmanın üst katındaki VIP bölümünü makam odası gibi kullanıyor. Hatta Soylu sıklıkla burada sabah kahvaltılarını yapıyor. Soylu'nun Peker'i herhangi bir şekilde bağlama girişimleri böyle sürüyordu işte. Şimdi gelelim ama yakalanan kaçaklara. İlk enselenen kişi Levent Göktaş olmuştu hatırlarsanız. Geçen bölümde bu konuyu uzunca konuşmuştuk. Hatta yurt dışında olma olasılığından bahsetmiştik. Gerçekten de Göktaş Bulgaristan'a kaçmaya çalışmış ve Bulgaristan'a kaçak şekilde girerken 2 Eylül'de Svilengrad şehrinde yakalanmıştı. Şimdi asıl enteresan olan olaylar bundan sonra başlıyor. Levent Göktaş bu kaçış işini yapmadan 3 gün evvel bir mektup yazıyor ve gazetecilere bunu gönderiyor. Hani büyük ihtimalle olur da başıma bir şey gelir diye. Önden açıklama yapayım diye düşünmüş herhalde. İşin ilginç yanı şu ki günlerce hiçbir gazeteci bu mektubu açıklamadı. Hiçbiri. Ya bir mektup var, bunu bile demiyorlar. Hani mektup var demiyorlar, bırak içeriğine. Ta ki Bulgaristan'da tutuklanana kadar, o zaman başlıyorlar açıklamaları yapmaya. Şimdi şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin Levent Göktaş'la alakalı açıklamalar yaptı. Enver Altaylı'yı işaret etti. Dedi ki büyük anıt Levent Göktaş'ı pasif göreve aldırmıştı. Raporlar yaptırdık falan filan. Ben de Altaylı ilişkisini çok sordum. Hatta geçen Taht Oyunları bölümünde ne demiştim? Göktaş da net şekilde geleceğini biliyor. O yüzden bir ay öncesinden bak hisselerini devrediyor. Biliyorsunuz bu davada şu anda Enver Altaylı içeride. FETÖ'nün bağı da burada zaten. Mesela Cevheri Güven ve tayfası buna hiç değinmiyor. Değinemiyor o yüzden. Mesela Levent Göktaş'la Enver Altaylı'nın arasında nasıl bir ilişki var falan filan. Buralar hiç değinmiyor. Değinemezdi. Buna tekrar değiniyorum. Çünkü Levent Göktaş'ın mektubuna değindiği ilk kişi Enver Altaylı. Sayın Enver Altaylı diye bahsediyor hatta. Şu an FETÖ'den içeride olan biri hakkında sayın diye konuşması size de garip gelmiyor mu? Şimdi ne diyor mektupta? Öncelikle kendi biyografisinden bahsediyor. Ardından Ergenekon'da kumpasa uğradığı için kaçtığını, tekrar böyle bir kumpasa kurban gitmek istemediğini söylüyor. Şunu da belirteyim ki yazım şekli, anlattığı şeyler, işte biyografisine sürekli değinip durması bence Twitter hesabının ona ait olduğunu doğruladı. Hani vardı ya bir tane Twitter hesabı, onun mu diye mi diye bilmiyorduk. Peker onun diyordu. Bana sorarsanız Peker bu konuda haklı çıktı. Peki mektupta ne diyor Göktaş? Göktaş diyor ki Necip Hablemitoğlu'nun adını bile bilmiyordum. Bu yalan, yani bu dümdüz bir yalan. Yani Göktaş burada dümdüz bir yalan konuşuyor. Bunu açıklamaya bile gerek yok. Sayın Enver Altaylı Bey ile ben hayatımda bir kez görüştüm ve aynı zamanda tanıştım. Bu da yalan, dümdüz yalan. Levent Göktaş Hablemitoğlu suikastinden önce Enver Altaylı ile 40 kereden fazla telefonda görüştü. Ardından daha da absürt bir şekilde devam ediyor. Birdenbire Erol Olçok işin içine giriyor. Bu görüşme tarihi de 10 Mart 2014 tarihinde CT'den çıktım. 2015 yılında danışmanlık şirketi kurdum ve 2015 sonu 2016 başlarında rahmetli Erol Olçok Bey'le tanışma tarihine rastlar. Bu görüşme tarihi kesinlikle 2001 öncesi, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve devamı değildir. Olamaz da çünkü görüşme konumuz toplantıya katılan 6-7 kişinin de teyit edeceği gibi danışmanlık şirketimize Antalya Belediyesi'nin TERES işinin alınması içindi. Rahmetli Erol Olçok Bey'le görüşme bu maksatlıdır. O tarihlerde rahmetli Erol Olçok Bey AKP kurucu üyesi ve medya sorumlusuydu. Antalya elinde büyük bir TERES işi vardı. Niyetim Erol Olçok Bey'e bize yardımcı olmasını sağlamaktı. Yaptığımız araştırmada Erol Olçok Bey'in kıramayacağı
dostlarından birinin Enver Altaylı Bey olduğunu öğrendik. Yardım istedik ve Enver Bey ricamızı kabul etti ve bize Erol Olçok'tan randevu aldı. Toplantıya 6-7 kişi katıldık. Sunum yaptık. Erol Olçok Bey çok beğendi. İlgileneceğim dedi. O günden sonra ne Enver Altaylı Bey'i ne de rahmetli Erol Olçok Bey'le görüşemezdik zaten. Bir süre sonra darbe oldu. Allah rahmet eylesin, oğlu ile birlikte şehit oldu. Bu kısım o kadar alakasız ve o kadar absürt ki sadece Erol Olçok'u anmak ve Erol Olçok'un Enver Altaylı'yla bağlantılı olduğunu söylemek için dahil edilmiş. Yani benim kişisel fikrim şu ki TEDES mevzusu bahane, bu görüşme başka bir konuyla alakalıydı. Göktaş da buradan kendince bir mesaj veriyor. Ya burada enteresan bulduğum bir şey var. Bilmiyorum sizin de gözünüze çarptı mı? Göktaş diyor ki Enver Altaylı'yla bu buluştuğumuz toplantıda tanıştım ben Erol Olçok'ta. Madem Enver Altaylı'yı tanımıyordun, nasıl onu gidip Erol Olçok için aracı yaptın? Hani diyor ya, keşfettik ki işte Enver Altaylı'ya çok saygı duyuyormuş falan, onu aracı yaptık. Tanımadığın bir adama nasıl aracı yapıyorsun ya? Enver Altaylı'yı mesela tanımasa, arasa bir gün dese ki ya hacı senin Erol Olçok'la aran çok iyiymiş, bize bir şey yapsana, aracılık yapsana. Herhalde der ki birader ben seni tanımıyorum der. Yani bence buradan bile belli aslında bu işin pek doğru olmadığı. Bir diğer ilginç bulduğum mevzu da Levent Göktaş'ı Bulgaristan'da tutukluyorlar. Kefalet için herhalde para ödüyor, serbest bırakılıyor. Türk yetkililer bundan haber alıyorlar ve Süleyman Soylu'nun demesine göre oranın İçişleri Bakanı'nı arıyor. Baskı yapıyor, bastırdık diyor kendisi Interpol üzerinden ve bu şekilde Göktaş'ı tekrar alıyorlar. Ve bu ikinci almadan sonra bu mektup yayınlanıyor. Yani sanki gazetecilere burada şey denmiş gibi, bak salındığım sürece sorun yok, hakikaten beni alırlarsa eğer yayınlayın bunu, bir tehdit gibi. Bu da şeyi kuvvetlendiriyor, bu Erol Olçok olayına niye değinmesini falan benim açımdan kuvvetlendiriyor. Ha bir de bu kaçaklar konusunda şunu söylemek gerekiyor ki Interpol konusunda bir gelişme yaşanmış ki artık daha rahat çalışıyor. Biliyorsunuz Türkiye bayağı bir dışlamışlardı Interpol'den. Çünkü yani herkes hakkında bir kırmızı bülten çıkarıyor, bir çıkarıyor, bir indiriyor falan. Artık ciddiye alınmama gibi bir durum vardı. Bunu aşmış görünüyor herhalde İçişleri Bakanlığı. Büyük ihtimalle gazetecilerin bu mektubu açıklamamasının sebebi de, ana sebebi de buradaki parça. Göktaş burada mahkemeye çıkarıldı ve 40 gün tutulmasından karar verildi. Kendisi Bulgaristan'dan iltica da talep etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş'ın Türkiye iadesi için talepname hazırlandı. İade talepnamesi Bulgaristan yetkililerine iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Standart prosedür yani. Hatta TODEX vurguncusu için de aynı prosedür uygulanmıştı. Hatta ben burada Soylu'nun tavrını eleştirmiştim hatırlarsanız. Bu Fatih Özer yakalandı da kiminle yakalandı orası da enteresan. Edvaldo Hacı, Hacı diye mi okunuyor bilmiyorum. Lakin bu arkadaş Fatih Özer'i Arnavutluğa getiriyor. Dahası barınmasını sağlıyor ve koruyor. Peki kim bu arkadaş? Bu kişi Arnavutluk Futbol Federasyon Başkanı Armand Duka'nın yeğeni. Fatih Özer'i koruyan güç böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Fakat Özer konusunda da prosedür dendi ve mahkemesi vesaire bekleniyor. Teslim edilmedi yani. Göktaş ve Özer'in bu iade mevzusuna değiniyorum ki birazdan Emre Olur'a gelince işin iki yüzlülüğünü anlayın diye. İşte en son burada kalmıştık. Peker'in eli kolu bağlı. Peker çevresinden duyulana göre de Serhat Peker'i öldürmek için 25 milyon dolarlık bir suikast ihalesi yapılmış. Biliyorsunuz uluslararası arenada bu işi yapan gruplar var. Böyle bir ihale verilmiş. Hatta o kadar ileriye gidiliyor ki hemen ardından 14 Eylül'de yeniden ortalık alev alıyor. Peker'in Beykoz'daki malikanesinde hepinizin duyduğu bir saldırı gerçekleşti. Malikaneyi koruyan korumalardan Yılmaz Güney vuruldu. Şimdi neden boş evi koruyorlar diyenler var. Mevzu prestij mevzusu. Serhat Peker her ne kadar kendisi kişisel olarak Türkiye'de olmasa da varlık göstermek zorunda elbette. Aslında sebep bu. Ömer adlı kişi geliyor. Mekanda 10 dakika oturup çay içiyorlar. Ardından mekandan ayrılırken silahını çekip korumayı vuruyor. Evdeki görevli Yılmaz Günay'a 3 kurşun isabet ediyor ve kendisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor ki durumu şu anda düzelmiş bildiğim kadarıyla. Tabi bu gündeme birden düşünce emniyetten açıklama geldi hemen. Emniyet diyor ki bu iş bir iş hesaplaşma. Bu kişi zaten Peker örgütünden. Aralarında bir kavga, işte burada fotoğrafları falan filan. Bu iddianın ardından Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur bir tweet attı ve dedi ki emniyetin açıklaması yalandır, böyle bir mevzu yok. Ardından vites artırıldı ve Olur dedi ki aramıza adam soktuğunuzu biliyoruz, bu adamları yani uyuyan hücreleri kullanacağınızı da biliyoruz. Ve en ilginci Alp Arslan'a gönderme yaparak Ankara Organize Şube'den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Alp Arslan 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçması suçlamasıyla yargılanırken emniyetin en önemli makamına tayin edilmen zaten mantığın kabul etmediği bir şeydi. Şimdi bu Alp Arslan hakikaten çok ilginç bir adam. Bu arada mesaj direkt ona gidiyor yani. Biliyorsunuz Adil Öksüz 15 Temmuz'da alındı ve ardından salındı. Bundan sonra da bir daha adı duyulmadı, kayboldu adam. İşte bu salınma yüzünden yargılanan kişi Alp Arslan. Yani anlıyor musunuz? Adil Öksüz'e olası destekten yargılanıyor adam. Ve yargılanırken ne oluyor biliyor musunuz? Adam sanık olarak yargılanırken terfi ettiriliyor. Eylül 2019'da. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yardımcılığına getiriyor. Servet Yılmaz biliyorsunuz Soylu'nun has adamı. İşte Arslan'ın hakkında devam eden dava nedeniyle Yılmaz'ın yardımcılığına
vekaleten atandı. Aslan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yardımcısı konumuyla organize suçlarla mücadele ile mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünden sorumlu oldu. Peki bu şubeler neye bakıyor? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ve FETÖ'nün TSK'daki uzantılarının ortaya çıkarıldığı ankesör soruşturmalarına bakıyor. Ne güzel değil mi? Adil öksüzü salan adam FETÖ davalarına devletin mahremine erişebiliyor, bakabiliyor. Serhat Peker işte buradan Alparslan'a işaret ediyor ve devam ediyor. Diyor ki siz beni öldürmeleri için tetikçilere sahte pasaport çıkarttınız. Peker bu sahte pasaportların ve kişilerin resim ve isimlerinin onda olduğunu söylüyor. Hatta ekliyor ve diyor ki önümüzdeki günlerde böyle çok şeyler olacak. Şimdiden uyarıyorum, benimle alakası yoktur bu tarz işte cinayetlerin, eylemlerin falan. Biliyorsunuz emniyet örgüt içi hesaplaşma demişti. Peker de diyor ki madem bu kişiler birbirlerini tanıyor, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını yayınlasanıza. Peker'in iddiası o ki bu kişilerin saldırı sebebi Türkiye'deki yakınlarına baskı uygulamak. Zira Osman Şen adlı arkadaşının evine de bir grubun gittiğini, lakin Osman Şen'in şu an Dubai'de yanında olduğunu söylüyor. Çok geçmeden aynı günün akşamı Metin Süste vuruluyor. 17 Eylül'de bu sefer Cenk Çelik kafasından vuruldu. Cenk Çelik Serhat Peker'i tehdit ediyordu. Belki videolarını hatırlarsanız. Tabii hemen herkes bunun Peker tarafından yaptırıldığını düşündü. Bunun üzerine Peker'in avukatı Ersan Varkın bir açıklama yaptı. Peker'le görüştüğünü ve Peker'in bugüne kadar sosyal medyada çoluk çocuk, genç yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayınlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken bıçak sırtında yaşadığım bu anda böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur. Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken, yakınlarıma saldırılar düzenlenirken bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir. Bugün yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi. Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir. Dijital tecrit altındayken bu yönden komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir. Kişisel değerlendirmeme göre bence de bu iddia büyük bir zırvalık. Yani düşünün, senin deport yeme riskin var. Araplar hatta diyor ki bir daha beğeni paylaşırsan, bir tweet atarsan jammerlarla internet bağlantını kapatırız. Peşinde suikast timleri. Ama sen kalkıp gereksiz bir sosyal medya kişisini öldürteceksin. Bana zerre mantıklı gelmeyen bir olay. Ayrıca bu açıklamadan başka sevenlerin de hedef alındığını öğreniyoruz. Ha bu kısmen doğru değil bir de. Yani Serhat Peker'e küfür edenlerin 2 gün sonra ağzı burnu kırılmış şekilde özür diledikleri videoları hepimiz biliyoruz yani. Fakat evet yani böyle bir öldürme faaliyeti yok. Daha çok işte sosyal medyada lagaluga mevzuları bunlar. Fakat daha ciddi olay. Hatırlarsanız Serhat Peker Cenk Çelik için videolarda uyarmıştı. Hatta o dönemler böyle birçok küçük isimler Peker'e sallıyordu. Ben bunu o bölümde de konuşmuştum. Şimdi bir de ortaya çıktı ki Peker bu Cenk Çelik vurulur da benim üzerime kalır diye 2 sene önce gitmiş dilekçe vermiş. Cumhuriyet'ten Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberine göre valiliğe gönderilen 13 Mayıs 2020 tarihli Peker'in avukatının imzasının bulunduğu dilekçede ve Cenk Çelik isimli kişiler bir yandan da savcılıklar nezdinde kendilerine karşı müvekkil tarafından saldırıda bulunulduğu, bu saldırıların devam edeceği yönünde dilekçeler vermektedirler ifadeleri yer aldı. Dilekçenin devamında bu yolla müvekkil hakkında kurmak istedikleri kumpas başarıya ulaşacak, müvekkil suçla ilişkilendirilecek ve hakkında FETÖ artığı belli çevrelerce operasyonlar başlatılabilecektir. Müvekkil kendisinin kimseye zarar verme olanağı olmaması yanında kumpasa mahal vermemek için bu kişilerin can güvenliklerini sağlama biçiminde bir çaba içinde de olmak durumunda kalmaktadır denildi. Dilekçe, bu itibarla zaten söz konusu örgütsel faaliyet kapsamındaki dezenformasyon faaliyetleri gerek Ankara gerekse İstanbul Cumhuriyet Savcılığı nezdinde haklarında soruşturmalara konu edilen kişilerin can güvenliklerinin özellikle sağlanmasını, aynı tedbir hususunda ikamet savcılıkları ve emniyet birimlerinin ikaz edilmesini saygılarımızla dileriz ve isteriz ifade edileriyle noktalandı. Aslında ilk defa büyük bir ifşaat olmadan yaşanan olaylardan yorumladık bu bölümü. Fakat tüm bunları gölgeleyen bir Emre Olur olayı yaşandı. Hepiniz gördünüz, duydunuz. Şimdi biraz da ben arka planından bahsedeceğim. Emre Olur'u belki bilmeyeniniz vardır. Emre Olur, Sedat Peker'in basın danışmanı, sağ kolu falan gibi haberler gördüm. Lakin Olur'un öyle bir işi yok. Emre daha evvel de Beyaz TV'de bulunmuştu hatırlarsanız. Sonradan yaptığı ifşaatlerle ve bana da anlattığına göre siber güvenlik ve Gökçeklerle el ele burada bazı muhalif isimlere kumpaslar düzenlenmiş. İyi Partili bir isim var özellikle. Detaylarını merak eden varsa gidip Murat Ağırel'in yayınını izleyebilir Emre Olur'la. Özetle Emre psikolojik harf ve işte iletişim özellikle sosyal medya işinde çalışıyor. Sedat Peker daha 3. videosunu yayınlarken Dubai'den
Emre Türkiye'de. Türkiye'den en geç çıkan o. Bana dediğine göre çıktığı gün oturup daha yeni bölümü izlemiş Peker'in mesela. Ardından eşyalarını toparlayıp ülkeden çıkış yapıyor fakat tutulmuyor. Kısa bir soru soruluyor, sorgu yapılıyor havaalanında fakat bu başka bir prosedür yüzünden. Emre de bunun üzerine rahat rahat Makedonya'ya gayet rahat bir şekilde, resmi bir şekilde geçiyor. Resmi yani, kaçak falan değil. Ardından biliyorsunuz kıyamet koptu. Serhat Peker'in videoları patlıyor da patlıyor. İşler kızışıyor da kızışıyor. Ben de bu zarfta biliyorsunuz şu an izlediğiniz Taht Oyunları serisine başladım. İlk bölümde de dediğim gibi çekincem bazı FETÖ'cülerin buradan nemalanması, prim yapması. Çünkü herkes kendince bir şeyler anlatıyor. İşine gelmeyen kısımları atıyor. Ben hep olduğu gibi anlatmaya çalıştım. İlk çekincem de Cevheri Güven'in buradan prim yapması. Açık konuşacağım size. Çünkü biliyordum ki Güven'in tek maksadı buradan prim yapmak, kitle ve izlenme yapınca da siyasete etki etmeye çalışmak. FETÖ'cüler hep böyle çalışırlar. Ki öyle de oldu. Bugün kendisi muhalefete ne yapması gerektiğini bile dikte etmeye çalışıyor. Gazetecileri linç ettiriyor vesaire. Artık mevzu haberlerden, ifşalardan falan çıktı. O yüzden Emre ile ilk konuşmam bu yüzdendi. Biliyorsunuz bütün gazeteciler Emre'ye soru soruyor. Peker'e soracaklarını. O da sorup cevap veriyor. Köprü görevi görüyor yani. Basın sözcüsü gibi. Ben de kendisine bu Cevheri ve minimum FETÖ'cü mevzularını söyledim. O da farkında olduklarını ve bilgi alıp vermediklerini, hatta mesajlarına bile cevap vermediğini söyledi bana. İlk konuşmamız buydu. Bu tarihten sonra Olur'la düzenli şekilde görüştüm. Aslında gayet rahattı. Hatta bir ara Emre Türkiye dönsem mi? Ne olacak ki zaten? En fazla işte hakaret gibi suçlardan yargılanırım falan diyordu. Yani Emre Olur sonuna kadar kendisine bir şey yapılacağını sanmıyordu. Ardından Arnavutluğa geçti. Orada kalmaya başladı. Fakat o sürede hatırlarsanız Serhat Peker Emre Olur hesabı üzerinden paylaşım yapıyordu. Çünkü yasakları vesaire vardı. Bu sebepten dolayı Emre birdenbire göz önünde bir figür olmaya başladı. Aslında bütün mevzu buradan çıktı. Belki bu olmasaydı Emre'ye bir şey olmazdı. Hesabındaki takipçiler 100 binden yarım milyona çıktı birkaç ayda. İşte bu da onu gündem yapmaya başladı ve dikkat çekmeye başladı. Serhat Peker'e karşı suikast timleri haberleri başlayınca Emre de tehdit almaya başladı. İşte telefonuna mesajlar geliyor, tehdit ediliyordu vesaire. Bu mesajları ben de gördüm bu arada. Bir tanesini vereyim burada. Bu onu tedirgin yapmaya başladı. Bazen dostmuşçasına mesajlar geliyordu. Bazen direkt tehdit geliyordu. Ve bu arada her hafta birini sıkılıyor. Haberleri biliyorsunuz. Arnavutluk da zaten PUBG server gibi bir yer. Her markete gittiğinde falan bir paranoya yaşıyordu. Bir de tabii gelen tehdit mesajları var sürekli. Emre ayrıca kredi kartını falan da kullandığı için saklanmadığını düşünüyordu. Ben de kendisine birisi seni öldürecekse şimdiye ölmüş olurdun. Bunlar psikolojik harp metotları. Birisi panik yapmanı istiyor. Sakin ol dedim. Hatta kitap yazıyordu. Bu yaşadıklarını yazıyordu. Kafasını oraya vermesinin iyi geleceğini falan da ekledim. Sebebi de şu. Emre Arnavutluk'ta aslında rahattı. Birileri onu deliğinden çıkarmak istiyordu. Tabii yalnız olması vesaire bunların hepsinin psikolojik etkileri vardı. 7 Ağustos 2022'de Emre ile tekrar görüştüm. Birleşik Arap Emirlikleri gideceğini fakat vize başvurusunun güvenlik sebebiyle reddedildiğini söyledi. Emre bu başvurusunu açık IP'sinden yaptığı için, yani bilgisayarından, Arap yetkililerin lokasyonunu öğrenmiş olduğunu söyledi. Dolaylı olarak tabii MIT de hemen bunu öğreniyor. Bunun hakkında konuştuk. Yani Emre'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitme çabası Ağustos'ta vardı zaten. Bir zaman sonra tehditlerin çok arttığını ve bu yüzden lokasyon değişeceğini söyledi. Ardından Eylül'e doğru ve Eylül'de Todexçi Fatih yakalandı. 3 Eylül 2022'de de Türkiye Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne 40 tane araç bağışladı. Bayağı böyle tören falan yapıldı. Ardından da Peker çevresinde bu tehdit ve saldırılar başladı. Hatırladınız mı? Serhat Peker tehdit edilen arkadaşı Osman Şen'in yanına almıştı. Onun da evine saldırmışlardı falan falan. Sanırım asıl tetikleyen, asıl mevzuları tetikleyen olay bu oldu. Her halükarda tekrar görüştük ve bana Dubai'ye gideceğini söyledi. Hatta hava yolunda sordu. Nasıl bir hava yolu bu falan diye. Ben de kendisine yine gitmemesinin daha iyi olacağını söyledim. Hatta işler orada da ters giderse bir günde Türkiye'desin diye şakalaşmıştım onunla. O da benim korktuğum bir şey yok ki dedi. Sanırım 12 veya 13 Eylül'de olacak. Emre Dubai'ye uçtu. Vardıktan sonra tekrar konuştuk. Ben kendisiyle yakalanmadan önceki gece sabah doğru konuştum. Gayet keyfi yerindeydi. Gayet de iyiydi. Birkaç saat konuştuktan sonra kapattık ve ertesi gün Erk Acerer'in haberini gördünüz. Emre otelde kahvaltı yaparken Arap yetkililer gelip kendisini alıyor. Ardından da deport işlemi yapılıp geldiği yere geri, yani Arnavutluğa geri gönderiliyor. Tüm bunlar olurken MIT ve yetkililer tüm bunlardan gayet de haberdarlar. Emre Sırbistan üzerinden tekrar Arnavutluğa gönderilince hemen baskı yapıp onu deport ettirmeye çalışıyorlar. Fakat normalde deport için lokal bir mahkeme olması gerekir. İşte efendim deport talep eden devlet, yani Türkiye, belgeleri gönderir, mevzu uzun uzadıya varır. Daha evvelde anlattığımız gibi Todex mevzusunda ve Göktaş mevzusunda olduğu gibi. Fakat öyle olmadı. Emre direkt alındı. Emre alınır alınmaz Süleyman Soylu'dan bir tweet geldi ve dedi ki bir soysuz daha yakalandı. Bu çocukça tweetin sebebini hepimiz biliyoruz. Süleyman Soylu için kişisel bir mesele bu. Fakat unutmayın ki Soylu hiç korkmadığı kadar korkuyor. Serhat Peker'in Süleyman Soylu'yla ilişkisi çok farklı. Soğuk terler dökmesinin asıl sebebi de bu. Emniyet mesela yaptığı açıklamalarda diyor ki işte şu suçlardan alındı. Fakat savcı sadece ama sadece Serhat Peker örgütüne üye olmak
yapmaktan suçluyor. E bu ne yaman çelişki? Savcı ile emniyet neden çelişiyor? Daha doğrusu Soylu ve yargı neden sürekli çelişiyor? Bir diğer mevzu da Erk Acerer'in tweetleri. Evet, detayları biliyorsunuz. Emre Türkiye'ye gönderilirken uçakla bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın sebebi de malum dövme. Hatta dövmeyi göstereyim size. Olur'un orada avukatı da yok bu arada. Bir tane tutmak istiyor işte işlemler için, fakat mevzu oldu bittiye getiriliyor. Şimdi benim asıl rahatsız olduğum nokta Erk Acerer'in bir iddiası. Acerer diyor ki Emre Olur'un dijital verilerine ulaşıp kimin onunla görüştüğünü tespit edip buradan bir suç örgütü çıkaracaklar. Yani bir suç örgütü yaratılıp gazeteciler haber yaptıkları için alınacaklar. Bakın bu iddia Soylu'dan değil, iktidar kanadından değil. Muhalif Erk Acerer'in iddiası. Ne oldu peki? O muhalif gazeteciler birdenbire sessizliğe gömüldü. Psikolojik olarak bir algı sağlandı. İktidar Peker konusunda bu kadar zayıfken, bu kadar korkakken gazetecilerin susup pusmasıyla, aman başıma bir iş gelir diye korkmasıyla bir iklim yaratılmaya çalışılıyor. Belki de şu anda Erk Acerer'in bu iddiası üzerinden bir kamuoyu yoklaması yapılıyor. Tepki veriyor mu diye. Belki de eşeğin aklına karpuz kabuğu getirdin oğlum sen. İşte tam da şimdi şu anda en baskılı anda herkesin çıkıp bir sorgulaması lazım. Ne oluyor diye. Kim bizi susturmaya çalışıyor? Sizden isteğim, ümidim şu ki susmayın. Çünkü sustuktan sonra unutma başlar. Unutulmasını istiyorsanız susmayın.